Aslında hepimiz böyle bir yolculuktayız. Şimdi şunu istiyoruz. Hep dışarıdan okuduğumuz hikayeler bitince öyle gözüküyor ya. Yani birisi bize bir hedef versin. Mesela içinde bulunduğum toplum bana bir takım şeyler yaptı. Ya onlar olsun ya da toplumunkini, aileninkini beğenmedim mi? Falanca hacı, filanca guru, filanca bir şey bana bir hedef versin. Ben o yönde böyle mutlu mesut yaşayayım, dümdüz gideyim. Şimdi hikayelerin hepsinde hikayeyi okunur ve ilginç kılan şey kahramanın geleceği bilmiyor olmasıdır. Keşfederek olaylar sayesinde dallı budaklı bir şeyler yaşamasıdır. Sonra e, hikayelerin çoğunda bir sahili selamete çıkmasıdır, mutlu olmasıdır. Ya da daha böyle işte kara film tarzı hikayelerdense her şeyin hak ile yeksan olduğu e, ve izleyene işte böyle yaşarsan aha da sonucu böyle olur diye tokatın yapıştırıldığı bir hikaye olur sonuçta. Şimdi biz kahramanın yolculuğundaki kahraman olduğumuzu bilmiyoruz. Yani bize onu kimse öğretmiyor. Bize herkes bir başka sistemin, bir başka yapının, bir daha büyük bir sistemin figüranı rolünü biçiyor. Sen de ki bunun içinde şöyle bir şey yapacaksın. Ama bu hayat öyle bir şey değil. Hiç kimsenin hayatı böyle değil. Yani ne kadar dezavantajlı, ne kadar kötü, ne kadar istenmeyen bir ortamda doğarsan da o, böyle bir hikaye mahkum değilsin yani. Şimdi Sinan Canan olarak, Mustafa Can olarak falanca işte sanatçı olarak, bilinen bir isim olarak ekranlarda bunu konuşup söylediğinde tuzun kuru tabii dinleyişi var ya, o şu demek, sen bir şekilde ya ağzında altın kaşıkla doğmuşsun, ya şansın ya haber gitmiş. Yani ben de hayatta olmayacak bir şey sende var. O yüzden senin konuştuklarını ben satın almıyorum. Üstüme alınmıyorum. Ben onlarla düşünemem çünkü ben kendime bu izni vermiyorum. Ve neticede aslında birinci planda fark etmemiz gereken şey ne yapacaksak yani ne tarz bir strateji yol seçeceksek önce kendimizle ilgili bir hayal kurmayı öğrenmemiz lazım ama kendimizle ilgili. Buradaki en önemli problem bir ormanda tek başına hafızasız uyanan bir insan gibi el yordamıyla etrafı yoklamaya başlamayı artık hayal etmemiz lazım. Bize verilen işte sadece bir patika var diyelim. Dümdüz gidiyorsun bir insan patikayı niye takip eder abi? Düşünsene hafızanı kaybetmişsin. Dümdüz patikada affedersin mal gibi yürünür mü? sağa sola bakarsın, arada bir çıkarsın. Lan burada bir şey var mı, kulübe var mı? Bir şey bakarsın değil mi? İmkanları araştırırsın. Yok biz bir tane patika versinler bize. Biz ömür boyu sıratı müstakimde dümdüz gidelim. Allah doğru yoldan ayırmasın. Bir lokma, bir hırka. İnsan böyle yaşamak için gelmiş bir canlı değil. Böyle yaşar. Yaşar. Ama iyi olmuyor sonucu. Yani sonuçta böyle epik bir şey çıkmıyor. O insanı doyuran, tatmin eden, homo sapiensi, bu hayattan tat almış ve temaşi etmiş, yükselmiş bir varlık olarak işte neye inanıyorsan öbür tarafa gönderen bir macera olmuyor bu. Bu maceranın içerisinde ilk ve en önemli olan şey bu giden kahraman. Yani ben. Ben ne işe yararım abi? Boyum posum nedir? Tadım tuzum nedir? Neyi severim, neyi sevmem? Kendini tanıma hikayesinden başlayan bir amaç sorgulaması. Ya sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bütün zaten senle ilk can Canan'a başlamamızın sebebi olan muhabbet bu. Sen bana hatırlıyor musun? Sormuştun anlam nedir diye. Ben de demiştim? Hikaye. Hikayedir demiştim. Mesela bütün hikayemiz onun üzerine çıktı. Hayatın anlamı bir hikayedir. Bunu herkes kendi yazmak zorundadır. Zaten bizim açık beyinde ana fikri bu. İnsan kendi hikayesini doğru yazmak için kendisine iyi bakmak zorundadır. Kendine iyi bak, hikayeni göreceksin aslında. Hep başkalarının ağzına bakarsan o hikayeyi göremeyeceksin. Öyle bir şey yok. Başkalarının hikayelerinde figüran olmanın iyi bir yolunu bulacaksın. İyi para alacaksın belki. Değil mi? Ünlü olacaksın belki ama başkasının ya da risksiz hikayesi. risksiz bir hayat yaşayacaksın. Tabii. Tehlike altında olacaksın. Fakat burada başka bir sorun kafayı karmaşıklaştırıyor. Ekonomik olarak en azından kendine nitelikli koruyacak bir bütçeye sahip olmayı amaçlamak bir başlık ve belki biraz daha fazlasını da istemek bir başlık. Buna diyelim ki şimdinin işte ayda 35 bin, 40 bin lira gibi bir bütçe ve üstü diye barem diyelim. Emin değilim. E, bu arada bunun bunu kabaca karşılığı Türkiye'de yoksulluk sınırı dedikleri hikaye. Rakam vermezsen yayınlanana kadar dolar kuru falan değişir <laughs> olacağım, çok arkayı kalmıyor. kalmayalım. Ha, 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 ama yani kabaca yoksulluk sınırına bir %20 eklediğinizde işte yaşamda standart edinecek alt barem oluşmuş oluyor ekonomik olarak. Bunu talep etmek, bunu amaçlamak ya da buna benzer şeyler amaçlamak mümkün. Ya da ne bileyim, idealler belirleyip amaçlar edinmek mümkün, sanatsal amaçlar edinmek mümkün, statüsel amaçlar edinmek mümkün. Şimdi burada sorun medyadan kaynaklı bu dönemde A toplumun içerisinde bu amaçları yaşamların içerisinde edinmiş onlarca seçeneği de görerek büyüyoruz. Bunların hepsinde birer olasılık var. Ama sorun birini tercih ettiğimizde ya da birine odaklandığımızda ötekileri feda etmek zorunda olma halini barındırıyor içerisinde. Vazgeçme hali Vazgeçmek var. zorunda kalıyorsun. Şimdi böyle olduğunda da yani bununla alakalı bir amaç edinememe, seçememe, hani şaşı tavşan reaksiyonu yani biraz o tarafa, biraz bu tarafa, biraz onunla alakalı o da gitmesin falan gibi de bir karmaşa, bir rabarba oluşuyor. Yani i̇nsanlarla konuştuğumda, kazıdığımda gerçekten hani derin sohbet oluştuğunda herkesin zemininin dibinde gerçekten kalben dünyaya iyi bir şey yapmakla alakalı bir duygu var. Kibirli olanlarda bu iyi bir şey yapmanın gücünün kendisinden geldiğini düşünme. İşte zaten Tanrı beni dünyaya bu yüzden göndermedi Seçin mi kibri var? Seçilmişlik şeyi aldanması. Kibirli olmayanların kalbinde de gerçekten yani dünyada daha değerli ne olabilir ki işte birilerini? doğru bir şey yapıyor yaparsak anlamlı bir dünya yaratacağız durumu var. Ama bunun ötesinde arka tarafta elbette hepimizde olduğu gibi Ferrari de istiyorum. Yatla da şunu yapsak ya da yat olan arkadaş daha iyi falan şeklindeki hani seçeneklerle bir dünya kurarken bunların hepsine birden gözünü dağıtırken, aldanırken bir türlü birine odaklanamama sorunu da yaşanıyor. Şimdi masaya stratejiyi getirdiğimizde yani hani bu dönem ne konuşuyoruz? Yaratıcı düşünme önemli, stratejik düşünme önemli diye. Bu amacı belirleyememe, yani gerçekten bir yıl geçirenleri gördüm. Hani bayağı bu konuya şey konsantre ama konsantre olduğu konuyla alakalı bir yıl boyunca karar veremiyor. Amaç belirleyemiyor falan. Burada sence bir teknik belirlemek ya da ne bileyim bir yöntem, bir simülasyon var mı kafanda? Abi tabii yani hem ayranım dökülmesin hem de gözüm seyirmesin var ya. <laughs> Öyle olmaz hayat. Yani vazgeçeceksin. en sevdiğim iki küfürden bir tanesi evet. bu arada. Küfür değil, çok güzel bir söz. Düştü. <laughs> Uyandırma milleti. Ben bir anda nasıl çevireceğimi şaşırdım, lafa geldim ama. Yani <laughs> Öteki merak etmiyor musun? <laughs> her şey böyle alt yazıyla geçecek arkadaşlar. Ee, her gün bir şeylerden vazgeçerek bir şeyler yapabiliyoruz. Yani bu çokluklar dünyasının bizim üzerimize yarattığı ekstra bir illüzyon. Hepsini yiyebilirmişiz gibi. Değil. Hayır hepsini yiyemiyoruz. Açık bir illüzyonu bu. Aynısı. Yani işte bizim olanın yaptığı gibi böyle hepsinden nasip baba inşallah doymam falan demesinin sebebi oydu. Onların hepsi senin için cazip olabilir ama bir tanesi senin kaderin ya da iki tanesi kaderin ya da nasibin. Şimdi dünyaya böyle bakmadığın zaman arzularının hepsini sıraya koyup gerçekleştirebileceğini düşündüğün zaman arzularının sınırsız olduğunu bile bilmeyen bir biçare olduğunu hemen anlaşılır. Sınırsız arzuyu bir, 2 3 4 5 diye gerçekleştiremezsin öyle olmaz. Az üstünde sonsuz bu yani. Ucu yok bütün ömrünü harcasan da seni perişan etse de o arzularını bitiremezsin. Hatta başlayamazsın bile arzu zincirini e, tatmin etmeye. Bizim hayatın sırrı vazgeçebilmekte. Mesela başarının sırrı hayır demekle ilgili. Yani dışarıda bırakabildiklerininle ilgili. Mesela ya rahmetli babam işte yıl esnaf olmasına rağmen adam yani serbest meslek, çok serbest meslek sahibi olmasına rağmen ya, devlet üniversitesinden pat diye istifamı verdiğinde paniğe kapılmıştı. Oğlum ben insan devlet memuriyetini bırakın. Baba diyorum sen hiç girmedin devlet memuriyetine. Ya e olsun gene iyiydi falan işte maaşı, sigortası. Bursun. Şimdi üniversitede... Babalarının akadir... zihninin alt bölümünde ama ulan gelecekte bu olan benim başıma bela olmaz. Başıma... Kaygısı da yok mu ya? Yani? olabilir neden olmasın yani. ben yani, benimkinde buna hep uylanmışımdır yani. İyi de herife zaten 3 ayda bir destek atıyorduk şimdi iyice başımıza kaldık. olabilir. <laughs> yok yok Allah rahmet eylesin şöyle bir dertler olmadı ama o arka planda şey var ya. Mesela kız verirken memuriyeti var mı? Askerliğini yaptığımız standart soruları var ya. Yani bir gelecek güvencesi hikayesiyle ilgili öyle bir idefiksi var ki benim o vazgeçişim onun için düşünülemez bir şey. İşte insana biraz aklını kaçırmış ya da nefsine uymuş, sapıtmış gözükmesinin nedeni bu böyle kararların. Ama bizim yani abi ciddiye alabileceğimiz hayatta her şey bir şeylerden vazgeçince oluyor. Şimdi bu Üniversite tercihlerinde dedim ya demin çocukların anlatış biçimlerindeki alt psikolojiye bak. Onu da seviyorum, bunu da seviyorum. Aslında buna da boş değilim. Şuradan da bir tık, tık şeyler hissediyorum. Burasına da yükseliyorum. E bu yani ne bileyim bir restorana gidip Adana'yı var üstüne keşkül koy buna bir şey yap. İnsan yiyecek bunu yani hepsi birden olmayacak. Menüden seçerken bazı eşimiz dostumuz da çok zorlanıyor bunda biliyorsun. Ne yazan ne yazan. Ha ben menüyü açarım ilk gözüme çarpanı sipariş eder menüyü kapatırım sonra sohbetime bakarım. Yani diğerlerinden vazgeçeyim ki karnım doysun ilerleyeyim. Şimdi hayatta insan neden vazgeçeceğini niye bilemez? Ne istediğini bilmez de ondan. İstediğini bilirsen istemediğinden çok kolay vazgeçebilirsin. İstemeyi bilmeyen insan her şeyi istiyorum zanneder. Önüne gelen her teklifi fırsat zanneder. Her göz kırpmayı proje zanneder. Yani ve ondan sonra dolar biliyorsun yani ben ne de sen ne kadar uğraştım bu konuda. Çünkü ben buradan tecrübeli geliyorum. Herkese mavi boncuk dağıta dağıta gezdim ben senelerce. Herkes her şeyi yapacak zannettim ya da herkesin her şeyine yardımcı olabileceğim zannettim. Öyle bir dünya yok. Bir şeylerden vazgeçebildiğinde, sınırını koyabildiğinde ben buraya gitmek istiyorum aga dediğinde sistem açılıyor. Yıllar evvel duyduğum bir sözün ne anlama geldiğini şimdi anlıyorum mesela. Ne yapmak istediğine karar verdikten sonra nasıllar çözülüyor. Şimdi nasıl yapacağım sorusu insanı çarşafa dolayan bir soru. Yapamıyorsun. O soru senin işin değil.